Rize'nin Güneysu nahiyesinin Kıble Dağı köyünden Mustafa oğlu Mustafa Demirkan. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden tilavetini merhum pederim köyümüzün Sibyan muallimi olması hasebiyle ondan öğrendim. Akabinde Güneysu Merkez Camii İmam ve Hatibi Hacı Yusuf Yılmaz Hoca Efendi'den hifze başlayıp hocamın tavsiyesiyle İstanbul'a geldim. İstanbul'da Hacı Hafız İsmail Bayri Efendi diye meşhur olan zattan talim okumaya başladım ve akabinde Fatih İmam Hatip Okulu'ndan hem orta hem lise kısmından mezun oldum. 73'te Çengelköy Kerime Hatun Camii Şerifine imam olarak tayin olundum. Orada devam ettim. Akabinde de Mekke-i Mükerreme'ye, Ummul Kura Üniversitesi'ne kabul olundum. Üniversiteyi orada ikmal ettik. Askerlik vazifesini eda ettikten sonra Üsküdar Mihrimah Sultan Camii Şerifi'nde imamlığa başladık. Bu Yıldırım Beyazıt Camii munhal olunca Kerim Hatun Kur'an-ı Kerim kursumuzdan ötürü buraya naklettim. Ve o gün de burada devam etmekteyiz. Mihrab imami demek, peygamber vekili demektir. Bu mevkilerin, rütbelerin en yükseğidir. Öyle bir vazifedir ki hem vaizsin, hem hatipsin, hem muallimsin, hem de imamsın. Bu dört vazifeyi imam olan deruhte etmektedir. Allah bu mertebeye layık olmaya bizleri nasip eylesin. Hafız demek ezber mana itibariyle muhafaza eden, ezber eden, yani şey olarak, terim olarak ıslah manası Kur'an-ı Kerim'i 600 sayfayı baştan sona kadar hifz eden kişiye hafız denir. Biz hifze başlamadan önce Kur'an-ı Kerim'i düzgünce mehârici hurufa, sıfat-ı hurufa riayet ederek okuyabilecek seviyeye gelir talebe, ondan sonra hifze başlar. Hifzini ikmal ettiğinde talim okur. Saf naif kaidelerini güzelce öğrenip aşere dediğimiz 10 kıraat, yani Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu şekilde onlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam gelip öğretip bize kadar gelir ve ilahiyemu kıyama böyle devam edecektir. Sinsile halinde, sinsilede hiçbir kopukluk olmaz. Takrib ise her bir ravinin iki şertane ravisi daha olmak üzere bir hatim daha yapılır Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar. Ve bu insan bu iki hatmi bitirdiğinde kurra olur. Kendisi de okuttuğu zaman bir başkasına okuttuğu zaman, aldığı ilmi naklettiği zaman o zaman Şeyhul Kurra olur. Reisul Kurra ise Şeyhul Kurraların başı olarak kabul edilen bir otorite. Şimdi Türkiye'mizde ki Reisul Kurra'mız Ahmet Esad Arslanlar. Hafız Ahmet Esad Arslanlar Efendi'dir. Tayyip'e bu ilmi kıraatın bütün vücuhatının kurallarını, kavaidlerini toplayan 1015 beytten ibaret İmam-ı Cezeri Hazretlerinin Yıldırım Beyazıt zamanında Bursa'da telif ettiği bir manzum eserdir. Bunu ezberleyip
ve bunu muhafaza etmek oldukça zordur. Bu öyle bir ilim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin femi saadetlerinden çıkan ses dahi nasıldı, o muhafaza edilmiş. Yani zilya olan kelimelerde nasıl okunur, ne yapmış? O seda bile muhafaza edilmiştir. Mesela bir misal vereyim. Bilhuda kelimesi, Resulullah Efendimiz bir seferinde bilhuda beyne bu, bilhudi imale. Bunlar hep böyle bizatihi onun imale beyne denir. Ama bunu nasıl muhafaza edilecek? Şefeh yani lisan ile, yani ilmi kıraat sadede kitabı değil. Aynı zamanda arz ve sima ile gelen bir ilimdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. O Kur'an'ı, o zikredilen Kur'an-ı Kerim biz indirdik, onu muhafaza biz. Nasıl muhafaza ediyor? İşte düşünün. Benim gibi bir Abdülaziz'i Rize'nin dağından, anlıyorsun, alıyor getiriyor İstanbul'a. İstanbul'dan Mekke-i Mükerreme'ye bu ilmi tahsil ettiriyor ve bunu okutmaya memur kılıyor. Allah hep Hazreti Allah'ın, işte bu ayeti celilenin tecellisidir bu. Elhamdülillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو إلا هو إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو إلا هو إنما إلهكم الله الذي إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا صدق الله العظيم